Herkese merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam Doktor Murat Özveri ile birlikteyiz. Pandemi sürecinde Emeğin Dünyası serisi başlığıyla başlattığımız seminer dizisinin 3. bölümündeyiz. Bugün pandeminin çalışma düzeni kader değil, haklar ve talepler başlığında bir sunuş yapacak Doktor Murat Özveri. Geçtiğimiz seminerlerde gerek sahadan gözlemleri gerekse de Hükümetlerin emek piyasası, piyasalarına yönelik politikalarını e, işledik hocalarımızla. Bugün de e, Doktor Murat Özver'i e, yani emek piyasasındaki hakları ve talepleri anlatacak. Ne taleplerin olduğunu e, en baştan bugüne kadar, belki bugünü biraz daha ayrıntılı konuşarak geleceğe yönelik de e, öngörüler çıkartabiliriz. E, Murat Hocam buyurun başlayabiliriz programımıza. Merhaba herkese, iyi akşamlar diliyorum evet bir pandemi süreci ve pandemi sürecinin virüs başlığıyla bir kriz aşaması yaşıyoruz. Aslında biraz bu krizler üzerinden bakmamız gerekir diye düşünüyorum soruna. Çünkü çok uzun bir süredir miladı 1980 12 Eylül sonrasını alırsanız Türkiye'de sosyal politikaların belirlenmesinde emekçilerin söz sahibi olma süreçleri önemli ölçüde tıkanmış durumda. dolayısıyla sosyal politika kriz dönemlerinde ve genel olarak e, kapitalist sistem içerisinde emekçilerin hakları açısından çok önemli bir üst başlık sosyal politikanın hayata geçirilmesinde, oluşturulmasında ve kitlelere ulaşmasında bizzat o kitlelerin örgütlü temsiliyetine ilişkin süreçlerin tıkanmış olması yaşadığımız tüm krizlerde ki pandemi de bir kriz krizin bedelini de ister istemez emekçilerin ödemesi sonucunu getiriyor. Bu sıradan tesadüfi bir olay değil. Biraz e, kırmızı başlıklı kız kızdaki diyaloğa benziyor. Neden düşlerin bu kadar uzun diye sorduğunda kurtar, seni yemek içindir diyor. Aynı benzer soruları burada soracak olursak krizsiz bir ekonomi ya da krizsiz bir kapitalizm düşünemiyoruz. Hele de küresel piyasalara eklemlenmiş bizim gibi ülkelerde kriz daha sık sık periyotlarla karşımıza çıkan bir olgu haline dönüşmüş durumda. Her krizde krizden nemalananlar ve krizin bedelini ödeyenler var. Sermaye birikim süreci açısından olaya baktığımız zaman sermaye hiçbir krizin bedelini kendisi doğası gereği ödemek istemiyor. Sermayenin krizin bedelini ödemediği yerde krizin bedelini ödemekte emekçi kitlelere düşüyor. Emekçi kitlelere bu kadar rahat krizin bedelini ödetebilmesi için de onların örgütsüz olması gerekiyor. Ve 1980'den sonra emek politikalarına baktığımızda öncelikle ilk engellenenin işçilerin özgür sendikalaşma hakkının ciddi bir anlamda sınırlandırılmış olduğunu görüyoruz. 12 Eylül'den sonra çıkılan yasalarla sadece sendikalaşma hakkı değil, sınırlandırılan işte kolektif hakların tamamı sendika, toplu sözleşme, grev haklarına yönelik ciddi bir sınırlandırma söz konusu. Bu sınırlandırmayı getiren yasalarla eş zamanlı olarak toplantı ve gösteriş yürüyüşleri yasası anlamında da çok ciddi bir sınırlama var. Siyasi temsile ilişkinde siyasi temsili sadece belli periyotlarda oy vermeyle sınırlandıran, siyasi temsilin sujelerini oluşturan siyasi partiler içerisinde kitlelerin ya da emek temsilcilerin aktif olarak yer alıp bu siyasi politikaların üretim aşamasında bulunmasını engelleyecek demokratik işe sahip olmayan bir siyasi partiler yasası. Bunların tamamı 12 Eylül'ün bir ay içerisinde çıkardığı paket yasalar ve bu paket yasalar 40 yıldır uygulanıyor. Her kriz döneminde de bu yasaların sayesinde biraz da emekçiler bedel ödemeye devam ediyorlar. Şimdi bu genel çerçevenin içerisine pandemi sürecini somutlayacak olursak, pandemiye ilişkin <laughs> krizin görünüm biçimlerini söyleyecek olursak aslında çok basit bir şekilde ifade edebilecek bir durumdayız. Pandemi önce sınıf ayrımı yapılmıyor denildi. Herkesin yaşamını tehdit ediyor denildi. Ama gördük ki pandeminin yayılış süreci, pandeminin can alma oranlarına baktığımızda pandeminin kendisi de tam da bir sınıfsal ayrışım şeklinde, bir sınıfsal fay hattı üzerinde ilerliyor. Nasıl bir fay hattı üzerinde ilerliyor? Pandemi işimizi, sağlığımızı ve gelirimizi tehdit ediyor. Bir toplumda eğer iş, sağlık ve gelir bu üç tehdit altındaysa ve bu tehdit birlikte yaşamdan doğuyorsa, daha başında yaşayan bir insan için bu tehditler geçerli değilse, bunlara adını takmamız gerekir. Bunlar sosyal risktir. Pandemi bir sosyal risktir. Bu sosyal riskin tehdit ettiği işimiz, sağlığımız ve gelirimizi bize bedel ödetmeden, yani bizi kaderimize terk etmeden, emekçi sınıfları kaderine terk etmeden çözecek olan politikaların genel adı da sosyal politika ve sosyal politika önlemleridir. Şimdi bu sosyal politika dediğimiz torbanın içerisinde işimiz, gelirimiz ve sağlığımız nasıl korunur? Sosyal güvenlik sistemi aracılığıyla korunabilir. Her şeyden önce pandeminin yarattığı sosyal risklere karşı sosyal güvenlik sisteminin bu risklere maruz kalan riskin ortadan kaldırılması, riskin gerçekleşmesi halinde sonuçlarının ortadan kaldırılması, sonuçlardan etkileşimi en aza indirgemesi için sistem içerisinde, sosyal güvenlik sistemi içerisinde bir koruma getirilmiş olması gerekir. Di. Ama ne yazık ki böyle bir koruma bizim sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde yok. Sadece Umumi Hıfzı Sıha Kanunu ki 1930'lu yıllarda yasalaşmıştır. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nda pandemi gerekçesiyle önlem alındığında bu önlemlere bağlı olarak gelirsiz kalan, gelir kaybı yaşayanların yaşadıkları bu gelir kaybının Devlet tarafından giderilmesine yönelik bir hüküm var. Ama bu hükmü hiç kimse anımsamıyor, hiç kimse aklına dahi getiremiyor. Tam tersine umumi hızlı sıha kanunu tek yanlı emekçileri köşeye sıkıştıracak şekilde alınan önlemlerin ki birçoğu hukuksuz önlemler, dardenel örneği bunun en canlı örneğiydi, bu önlemlerin meşrulaştırılmasının bir aracı olarak kullanılıyor. Umumi hıfzı sıha kanunu içerisinde pandemi süreci içerisinde alınacak olan önlemler, önlemlerin nitelikleri, önlemlerin fiziksel mekanları, bu önlemlerde görev olacak olan kamu görevlileri ve önlemlerin örgütsel yapısına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler olmasına karşın bunların tamamı görmezlikten geliniyor. Sadece bu hukuka aykırı önlemleri meşrulaştırmak için umumi hıfzı sıha kanunu bir perde olarak kullanılıyor. Şimdi dolayısıyla da pandemi sürecinde işimiz risk altında. Dolayısıyla gelirimiz risk altında. İşimizi ve gelirimizi risk altından çıkarma konusunda sadece bir bireysel tercihle karşı karşıya bırakılmak durumundayız. Bu bireysel tercih nasıl somutlaşacak bizim açımızdan? Ya sağlığımızı umursamayacağız, pandemi sürecinde yaşayacağımız ölümcül riskleri bir tarafa bırakacağız. Soma'da Pardon, Ermenek'teki madencinin söylediği gibi aşağıda ölüm, yukarıda açlık var. İkilemin içerisinde kalacağız. Yani bireysel olarak tercihlere bırakılması bu anlama geliyor. Sağlığımızı korumak istiyorsak aç kalmayı, işsiz kalmayı göze alacağız. Aç kalmak istemiyorsak, işsiz kalmak istemiyorsak sağlığımızı riske edeceğiz ve böyle bir ikilemin dışında bir üçüncü yolun bulunmadığı bir sürece doğru itiliyoruz. Bu süreç de Sözüm onu korumaya yönelik bir takım düzenlemeler yapılıyor. Ancak bu düzenlemelerin pratikteki hayata geçiş biçimine baktığımızda hiç de emekçileri koruyacak şekilde hayata geçmediği, emekçileri koruma pratiğini geliştirmediği tam tersine işin mi, sağlığın mı, mi ikileminde sağlık pahasına işini ve gelirini tercih etmeye doğru bir zorlama emekçiler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Somut örneği ücretsiz izin uygulaması. Pandemi süreci içerisinde biliyorsunuz önce kısa çalışma örneği sonra ücretsiz izin işten çıkarma yasağı dediğimiz bir paket ki bu paketin dışında da sosyal politika olarak lanse edilmiş ortaya konulmuş herhangi bir araç göremedik. Tam tersine son torba yasa tasarısı ile birlikte referansı sosyal politika olan referansı sosyal devlet olan ancak emekçilerin haklarının kısıtlama pahasına Sermayeye olanaklar tanıyan bir paketle karşılaştık. Bu paketin bir kısmı işte <laughs> gelen tepkiler üzerine e, kısmen geri çekildi. Özellikle belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışma, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar açısından getirilen düzenleme. Ama öbür taraftan kayıt kayıt dışı istihdamda <laughs> işverenlere prim affını getiren sosyal güvenlik hakkının olmazsa olmazı olan kayıt dışında çalışılıyor olsanız bile çalıştığınız süreçte zorunluluk ilkesi gereği sigortalık süresinden sayılması gereken bir süreyi, üstelik de <laughs> SGK primlerinin bir kısmı üstlenilerek işverenlere bir tür kayıt dışı çalışmayı ödül ödüllendiren bir yasa yasalaşabildi. Tüm tepkilere rağmen, bu tepkileri e, sendikal camiye ve emekçi sınıfları bir başal olarak görmesine rağmen, kayıt dışı çalışmayı meşrulaştıran ve kayıt dışı işçi çalıştıranları ödüllendiren bir yasa metni pandemi gerekçesiyle meclisten geçti ve uygulama olanağı bulabildi. Şimdi e, kısa çalışma ödeneği dediğimiz ödenek e, geldiğimizde de bunların tamamı kısa çalışma ödeneği ve ücretsizim işsizlik fonundan yapılan yardımlar. E, i̇şsizlik fonu ise zaten adı üzerinde işçilerin ücretlerinden yapılan kesintilerden oluşturulmuş bir fon. Bu fon üzerinden kısa çalışma ödeneği ödendiğinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aksi kararlaştırmadığı sürece ileride işsiz kalmaları halinde alacakları işsizlik ödeneğinden mahsup edilecek bir ödeme. Yani işçinin ileride alabileceği, işçi için getirilmiş ilerideki işsizlik sosyal riskine karşı getirilmiş bir güvence üzerinden süzme ona bir koruma getirildi işçinin bunun adı açıkça e, istihdamın daralmasının yarattığı sorunları bedelini sizlik sigortasından fonlayarak işçilere ödetmekti. Bu da açık net bir sınıfsal tercihli. Bu tercih doğrusunda sermaye burada da ödüllendirildi. Ücretsiz izin uygulaması ise açıkça bir e, baskı aracı haline dönüştürüldü. Şimdi Kısa bir teknik bilgi vermemiz gerekiyor. Ücretsiz izin uygulaması iş sözleşmesinin askı halidir. İş sözleşmesinin askıda olduğu bir dönemde işçi ücret isteyemez, çalışma ediminde yerine getirmez. Dolayısıyla ücret almadığı için hem SSK primleri yatırılmaz bu dönemde, hem bu dönemin kıdeminden sayılmaz ve gelirsiz kalır. Ücretin dışında bir geliri olmayan işçinin, ücretsiz bir zaman dilimine mahkum, Edilmemesi için de iş hukuku ücretsiz izni işçinin yazılı oluru koşuluna bağlamıştır. İşçinin yazılı oluru olmaksızın ücretsiz izni uygulanamaz. Pandemi gerekçesiyle iş yasasına getirilen geçici bir 10. maddeyle işçinin yazılı olur koşulu ortadan kaldırıldı. Karşılığında da işten çıkarma yasağı getirdik denildi. İşten çıkarma yasağı pahasına ücretsizin uygulamaya konulduğunda Ücretsiz izni artık işçinin onayı olmadan sadece işverenin ücretini çıkartıyorum demesinin yeterli olduğu bir sistemde 1170 liraya talim etmek zorunda kalan işçiler 1170 liraya talim et, 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 etme durumuna düşmemek için işveren otoritesini koşulsuz tabi olmaktan başka bir çıkar yol bulamadılar çünkü işverenin ne getirilen fesih yasa sadece e, önce <laughs> Teknik adıyla söyleyeyim, e, haklı nedenlerle işverenin işçi çıkartmasına yönelik herhangi bir yasaklama söz konusu değil. İşverenin geçerli nedenle işçi çıkartmasına yönelik bir yasak düzenleme var. Bunu somut olarak ifade edersek, işveren kıdem ihbar tazminatı ödeyerek işçi çıkartmaya çalışırsa, böyle bir gerekçe ortaya koyarsa bu yasak. Ancak işveren işte çok güncel, Çorum'da olduğu gibi, Çorum'da biliyorsunuz işçiler, Birleşik Metal İş Sendikası'nda emekçi olduğu örgütlendiler. Örgütlenmenin hemen akabinde tüm işçilerin iş sözleşmeleri ahlaka ve adaba aykırı hareketler ve ve benzerleri gerekçe gösterilerek tazminatsız olarak işten çıkartıldı. İşten çıkartmanın gerçek nedeni sendikal örgütlenmeydi. E, i̇şten çıkartma yasağı var denilirken Ekmekçioğlu gibi Çorum'da bir yerde koskoca bir fabrikayı kapatabildi. Demek böyle bir yasak yok ve fesih sebebini istediği gibi düzenleme iktidarına sahip olan işveren böyle bir fesihle ücretsiz izni yan yana getirerek ya seni fes ederim bir de mihbar tazminatına yönelik hukuki süreçlerle baş başa kalırsın ya haklarından vazgeçersin ya da ücretsiz ne çıkartırım diye özetleyebileceğim bir cenderenin içerisine sokuldular. Yani <laughs> bir sosyal politika aracı olarak sözüme işçiyi korumak için getirilmiş olan işçiye gelir desteği olarak getirilmiş olan ücretsiz izin uygulamasının da bu dönemde işçiler üzerinde bir baskı aracı haline dönüştürülmüş olduğunu görüyoruz. Şimdi tüm bunlar üzerinden biz ne yapmalıyız dersek şu tersine çevirmemiz gerekiyor. Artık yeter demek lazım. Son 40-45 yıldır her krizin bedelini emekçilerin ödemelerinin bu kadar rahat bir şekilde bu yükün emekçilerin sırtına yıkılmasının en önemli nedeni <laughs> örgütsüzlük, etkin bir örgütlülüğe sahip olamamak geliyor. Bu örgütlerin adını takmak gerekirse, Türkiye'de ancak makbul sendikalarının ve hükümetin siyasal iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde sendikalaşmayı içine sindirmiş, işverenler ve siyasi iktidardan şu ya da bu ölçüde icazet almış bir sendikalaşmaya sadece bunu olanak veren, bunun istisnası olan sendikacıları ekmekçi Olu iş yerinde olduğu gibi örgütlenme aşağısında deyim yerindeyse kan kusturarak cezalandırılan, bir endüstri ilişkiler sistemindeki sendikalaşmaya yönelik yasal düzenlemeleri çöpe atılmasını talep etmek durumundayız. Sendika özgürlüğünü en azından Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul etmiş olduğu 87-98 sayılı sözleşmeler, Sendika Özgürlükler Komitesi'nin iştahatları ve bizim Anayasa Mahkememizin iştahatları çerçevesinde olsun etkin bir şekilde koruyabilecek bir yasal düzenlemeyi talep etmek durumundayız. Anayasa Mahkemesi sendika hakkı gibi temel bir hakkın etkili bir şekilde korunmasını devletin pozitif edem yükümlülüğü çerçevesinde değerlendiriyor ve bu etkin korumanın hayata geçirilmemesi halinde sendika hakkına yönelik ihlal kararları veriliyor. En azından bu çerçevede bir sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme, daha doğrusu var olan yasakların ortadan kaldırılmasını talep etmemiz gerekiyor. Bu olmazsa olmazlardan birisi sendika seçme özgürlüğü, sendikaların kuruluş serbestisinin tırnak içi bir serbestli olmaktan çıkartılıp iş yeri, iş kolu, meslek, federasyon, konfederasyon hangi biçimde ve hangi düzeyde olursa olsun örgütlenmenin biçimine, düzeyine işçilerin özgürce karar verebilecekleri e, <laughs> bir yasal çerçeveyi talep etmemiz gerekiyor. Bu da yetmiyor. Biliyorsunuz <laughs> neredeyse Türkiye'de 40 yıldır etkili olan hiçbir grev uygulama olanağı bulamıyor ve üstelik bulamamasının nedeni de ekonomik gerekçelerle açıklanıyor. Yani grevin ekonomiyi olumsuz etkilemesi. Zaten bir grev ekonomiyi olumsuz etkilemiyorsa ona grev demek mümkün değil. Doğası gereği olumsuz etkilemesi lazım. Ama bugün Türkiye'de erteleme adı altında ekonomiyi olumsuz etkileyebilecek tüm grevler erteleme adı altında yasaklanıyor. Ertelemenin Sözcük karşılığı dahi yerine getirilemiyor. 60 gün içerisinde taraflar uzlaşmazlarsa uyuşmazlık yüksek hakem kuruluna gidiyor. Taraf iradelerinde bağımsız bir şekilde yüksek hakem kurulunun vermiş olduğu karar toplu sözleşme niteliğinde oluyor ve kesin. Böyle bir grev hakkının özünü sınırlandıran hem de anayasal düze düzeyde e bir düzenlemeyle özünü sınırlandıran tüm bu yasaklara da bir kez daha anımsayıp karşı çıkmamız gerekiyor. Yani sendika, grev ve toplu sözleşme haklarının uluslararası standartlara bıraktım onu. Türkiye'nin imzalamış olduğu, taraf olduğu uluslararası çalışma örgütünün asgari en alt sınırlarına uygun bir kolektif haklar, bir endüstri ilişkiler sistemini talep etmek zorundayız. Bu bir. İkincisi, İkinci ayağı, örgütlenmeyle ilgili ikinci ayağı, siyasi partilerde emekçilerin temsilinin önünde, daha doğrusu halkın ya da üyelerin temsilini zorlaştıran, ortadan kaldıran, lider sultasını getiren, getiren siyasi partiler yasasındaki tüm bu temsili zorlayan demokratik öze aykırı mevzuatın ayıklanması ve siyasi katılımın bizzat emekçiler, işçiler açısından parti organlarını belirlemekten parti politikalarına kadar yatay örgütlenmeleri de içerecek şekilde e, temsil hakkını verecek yasal düzenlemeleri yeniden e, belirlemek gerekiyor. Toplantı gösteri yürüyüşleri yasasına ilişkin anayasa mahkemesi kararına rağmen biliyorsunuz Somalı ve Ermenekli işçilerin Ankara yürüyüşleri, Birleşik Metal İşlem Ankara yürüyüşleri çok rahat bir şekilde engellenebiliyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasındaki ama yasa Mahkemesi'nin belirtmiş olduğu düşünceyi açıklama özgürlüğün olmazsa olmazı olan ve bir anlamda da demokrasilerde demokratik baskı gruplarının, sendikaların, siyasal iktidarın politikalarının belirlemeninde baskı grubu misyonlarını yerine getirmelerinin önündeki engel olan bu yasal düzenlemelerin de ortadan kaldırılması gerekiyor örtülük bazında. Benim alanım değil ama konuyla bütünsel olduğu için girmek lazım. Tereciye tere satmak gibi olmasın. iktisatçıların yoğun olduğu bir yerde iktisadi politikalara da bir hukukçu ihtiyatlıyla da değinmekte yarar var. Çünkü <laughs> her sosyal politika önleminin bir bedeli var. Bu bedeli kimin ödeyeceği, yani bunun maliyetini kimin karşılayacağı da önemli bir sorun. Bu karşılaşmada vergi politikalarına dönmekte yarar var yine. Asgari ücret üzerinden tartışılıyor vergi politikaları. Vergi politikaları da sosyal politikanın Gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi açısından önemli bir aracı olduğu için sosyal güvenlik gibi çok önemli bir restoran. Türkiye'de yine çok uzun süredir süren bir vergi adaletsizliği söz konusu. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisinde çok yüksek oranda olması, kaynaktan kesilen vergilerin yani işçilerin, memurların ücretinden kesilen gelir vergilerinin çok önemli bir vergi gelirlerin payını oluşturması ve bu kesilen vergilerde vergi matrahlarının oranlarının tabi olunan vergi dilimlerinin düşük tutularak hızla çok yüksek yüzde otuz beşlere kadar uzanan vergi dilimlerine ücretlerin tabi olması yani vergideki adaletsizliğe karşı da bir politika geliştirmek gerekiyor. OECD ülkelerine baktığımızda üst gelir gruplarından alınan servet vergisi dediğimiz vergi oranlarında yüzde beşlere bazı ülkelerde yüzde onlara çıktığını görüyoruz. Türkiye'de 2015 yılında yapılan bir araştırma yüzde birlere dahi ulaşmadığını görüyor, gösteriyor. Dolayısıyla servet vergilerini ciddi anlamda düşürmek gerekiyor. Üst gelir gruplarını vergilendirecek servet gelirleri. Milli gelirin yüzde altmışını, yüzde seksenini alan nüfusun ilk yüzde yirmilik diliminden ciddi anlamda servet vergisi alınarak sosyal politikaların bu servet vergileri üzerinden finansmanını sağlamak gerekiyor özellikle pandemi gibi olağanüstü dönemlerde, kriz dönemlerinde finansmanı sağlayabilmek açısından sadece bu krizin ortaya çıkardığı sosyal sonuçları, olumsuzlukları ortadan kaldırmak için genel bütçe içerisinde değil, ayrıca <laughs> alınan ve sadece buna özgülenmiş, yasayla buna özgülenmiş, aksi halde deprem vergilerinde olduğu gibi bu vergilerin tamamı genel bütçe içerisinde değerlendirildiği için özgülenmiş bir harcama söz konusu olmuyor. Genel giderlere hatta maaşların ödenmesine dahi kullanılabiliyor. Bunu engellemek için sadece işte pandeminin yarattığı işsizliğe, pandeminin yarattığı istihdam daralmasında istihdamın geliştirilmesi gibi her neyse hangi sosyal politika aracını uyguluyorsanız o araca uygun bir şekilde ve o politikanın finansmanı için kullanmakla sınırlı özgülenmiş yeni vergiler konulması gerekiyor vergi adaleti üzerinden gelir dağılımındaki uçurumun da bir ölçüde giderilmesi lazım. Bunlar <laughs> servet vergisi üzerinden işimizin, gelirimizin ve sağlığımızın korunmasına dönelik bir finansman işsizlik sigortası fonu değil, servet vergisi üzerinden bu finansmanların yapılmasına dönük bir <laughs> talepler manzumesinde de içermek durumundayız. Şimdi aynı mantık üzerinden devam edecek olur isek belki biraz daha detaya girmemiz gerekiyor. Ee, yine milatı 12 Eylül'ü e alalım. 12 Eylül'den bugüne kadar e, sosyal politikanın bir diğer araçlarını oluşturan e, koruyucu mevzuat, kimi koruyan, çalışanları işveren otoritesi karşısında koruyan koruyucu mevzuatta yani iş hukukunda çok ciddi bir liberalleşme yaşıyoruz. Hatta liberalleşme demek de belki doğru değil. Bir kuralsızlaştırma yaşıyoruz. Bunun adına sermaye kesimi esnekleştirme denildi. Önce esnekleştirme öyle bir sunum, sunuldu ki insanlara, işte canımın istediği zaman çalıştığım, istediğim zaman çalışmadığım, birden fazla işlemde çalışarak istediğim gelirleri elde edebileceğim bir iş, iş işçilerin zamanın efendisi olduğu bir çalışma türü olarak ortaya konuldu ama çok kısa bir süresi içerisinde aslında bu esnekleştirmenin korucu mevzuatı ortadan kaldırma amacını örten bir perde olduğu da çıktı ortaya. Sonra formülasyon değiştirildi. İstihdama engel olmayacak kadar koruma. Pardon. İstihdama engel olmayacak kadar evet istihdama engel olmayacak kadar bir koruma ve istihdamı arttıracak kadar bir esneklik gibi formülasyonlar yapılmaya çalışıldı. Şunun altını çizmekte yarar var. Esneklik ya da esnek bir iş hukukuyla koruma yan yana gelen kavramlar değildir. Buna matematikten bir örnek vermek istiyorum. Matematikte biliyorsunuz çarpım işleminde sıfır yutan elemandır. Bir büyüklük ne kadar büyük olursa olsun sıfırla çarparsanız elde edeceğiniz sonuç da sıfır olacaktır. Siz ne kadar korumaya üçünün korunması ilkesine, üçü lehine yorum ilkesine vurgu yaparsanız yapın, yanına esnekliği koyarsanız bu bir büyüklüğü sıfırla çarpma gibi bir sonuç verecektir. Esnekliğin olduğu yerde korumada elde edeceğiniz korumada sıfır olacaktır. Dolayısıyla <laughs> bireysel iş hukukunun liberalleştirilmesi, esnekleştirilmesine karşı gerçek anlamda korumayı getirecek önlemleri talep etmek durumundayız. İş hukuku öyle bir şeydir ki bir yanıyla baktığınızda aslında işçilerin korunmasına yönelik bir sözleşmesinin kuruluş aşamasından sona ermesine kadar bir dizi nispi ya da emredici düzenlemeler içerdiğini görüyoruz. Nispi düzenlemelerin anlamı şu, yasanın getirmiş olduğu alt sınırların altına işçi aleyhine inmenin mümkün olmadığı, ancak işçi lehine olmak üzere yasal sınırın üzerinde tarafların ücret ya da diğer hakları ya da çalışma koşulları, örneğin çalışma süresini, kararlaştırabildikleri düzenlemelere biz nispi emredici düzenlemeler diyoruz. Şimdi bizim iş kanunumuzda bu tür düzenlemeler yok mu? Var. Bu tür düzenlemeler olmasına rağmen iş hukuku pratiği ne yazık ki o düzenlemelerin hayata geçirilmesine yetmiyor. İkili bir iş gücü piyasamız çıkıyor. İş çalışma hayatında bir görünen gerçeklik. Bu görünen gerçeklikte iş yasasının emirlerine uygun bir şekilde işverenin bir çalışma hayatı varmış gibi dizayn ettiği, kağıt üzerine dizayn ettiği bir uygulama. Bir de bu yasaların hiçbirisinin hemen hemen uygulanmadığı, maddi gerçekliğin, işverenin keyfiyetine bırakıldığı bir pratik var. İşte bu maddi gerçekliğin, işverenin keyfine bıraktığı pratik, çalışma hayatını da domine eden, çalışma hayatında hakim olan çalışma biçimi. Üstelik de bu öyle bir çalışma biçimi ki, okur yazar cahil, üniversite mezunu, beyaz yaka, mavi yaka hiçbir ayrım <laughs> kabul etmiyor. Herkes şunu üzleniyor ve çok daha ilginçtir. Buradan en çok muzdarip olanlar kendilerini işverene daha yakın gören, hatta işveren otoritesini temsil ettiğini düşünen, hatta işçi diye tarif edilmelerine karşı çıkan, iş gören, sosyal ortak, diye ifade edilen ya da meslekleriyle kendilerini tarif eden avukat, doktor diye tarif etmeyi bunun aksine bir tarifi küçültücü olarak, işçi denilmesini küçültücü olarak gören beyaz yakalılar işin düzenlenmesine ilişkin hükümlerden en çok mağdur olan kesimleri de oluşturuyorlar. Onlar neyin? İşte reklam piyasasında onlara deniliyor ki haftalık çalışma süresi 53 saattir, 60 saattir. Beyaz yaka olmak sanki iş yasasına tabi olmaktan onları kurtarıyor ve tümüyle, çalışma süresinden tutun da ücrete kadar bir dizi şeyi işverenle karşı bir rızayla belirledikleri ve nispi emrezi düzenlemelerin uygulanmadığı bir çalışma pratiği olarak değerlendirmelerine yol açıyor. Ve en yoğunda onlar sömürüyorlar, sömürülüyorlar ama sonuçta iş yasasının uygulanmasına geldiğinde, onlar için iş yasası da bunu getiriyor dediğinizde sadece işçi olduğu için, işçileşmemek için o statü gibi garip bir şekilde iktisatçıların tabiriyle işin net cazibesine tav oluyorlar, abiyane deyimle. De. Ve ne yazık ki bu korumanın da dışına çıkmış oluyorlar. Bu koruma işlemiyor. Şimdi tek tek sıralayacağım, çok özür diliyorum. Yaşlanınca ilaç saati uyarıyor. <laughs> Şöyle söyleyelim. Bir sözleşmesinin kuruluş aşamasında işçiyle işveren iradesinin İş hukuku eşit olduğunu varsayıyor. Asla böyle bir eşitlik yok. İşveren iş sözleşmesinde istediği çalışma koşullarını tek yanlı olarak işçiye dayatıyor. Bunlar da yetinmiyor. İşverenin genişletilmiş yönetim hakkı diye bir şey geliştirdiler. Bir cümle yazıyor o iş sözleşmelerine. Örneğin gerektiğinde işverenin Türkiye genelindeki tüm iş yerinde çalışmayı kabul edebilir gibi Çalışma koşullarını, çalışma sürelerine ilişkin bir takım değişiklikler yetmesini işverene veriyor. Dolayısıyla sözleşmenin daha kuruluş aşamasında hatta boş bırakılıyor ücret vesaire. E, sigortaya bildirilirken işte çift borgu uygulamasının yasal zemininde bunlar oluşuyor. E, sigortaya ayrı bir ücret, işçiye ayrı bir ücret verilmiyor vesaire. İş sözleşmesinin kuruluş aşamasında yasanın öngördüğü şekilde çalışma koşullarını işçi ve işverenin özgür iradesiyle belirlediği bir sözleşme, aşamasını henüz daha gelebilmiş değiliz yasaya rağmen. Sadece burayla da kalmıyor. Sözleşmenin türü konusunda da işverenin tek yanlı dayatması hâlen hakim oluyor. İşte örneğin kısa çalışma, evden çalışma, uzaktan çalışmaya yönelik sözleşmeler yapılıyor ama yasanın öngördüğü formatlarda ya da biçimlerde değil, yine işverenin tek yanlı dayatmalarıyla yapılıyor. Bu dayatmanın kendisi yasaya aykırı olmasına rağmen işçi buna karşı bir koruması olmadığı için de sesini çıkartamıyor. i̇ş yasasındaki ücreti koruyan düzenlemeler, ücretin ödeme zamanı, ücretin tarifi, ücretin içerisinde bulunması gereken ücretin belgelenmesi, ücret hesap pusulası ya da bordroya yönelik bu düzenlemeler de uygulanmıyor. Çünkü orada da yine işverenin tek yanlı ya iş ya benim yaptığımı yaparsın. Çalışma süreleri için de aynı geçiş. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Şimdi bu ikili yapıyı ortadan kaldıracak olan şey bir işte işçilerin sendikalarda örgütlenmesi bugün beğenmediğimiz makbul sendikalar dediğimiz sendikalar dahil, en kötü sendikanın dahi bir iş yerinde örgütlendiğinde bu saydığım düzenlemelerin birçoğu önemli ölçüde ortadan kalktığını görüyoruz. Ama sendikalaşmanın yüzde üçlerde özel sektörde olduğu bir yerde istihdamın neredeyse yüzde seksen beşinin beşle çalıştıran iş yerlerinden işyerlerinden oluşturduğu yerde kolektif iş hukukun hayata geçirilmesini beklemek ve ancak o aşamada gerçek anlamda bir korumayı ummakta e, göle su gelene kadar kurbanın gözünü patlatacak bir olay. O zaman orada bir başka talebi formül etmemiz gerekiyor. Bu talep hem kolektif iş hukukunun zeminini oluştursun, kolektif iş hukukunu beslesin, geliştirsin hem de kolektif iş hukukunun elini uzatamadığı bireysel iş yasasının dışında herhangi bir hukuki koruma altında olmayan iş yerlerinde en azından maddi gerçekliğin işte çalışma sürelerinin, ücretin, fazla çalışmaların görünür kılmasını buradaki işçinin hak kısmını engelleyecek bir yatay örgütlenmeye yönelik taleplerimizin bulunması gerekiyor. Bu dünyanın her yerinde bu yatay örgütlenme işçi temsilciliği veya işçi konseyleri adı altında sağlanmıştır. İşçi temsilciliği ve işçi konseylerinin gizli oy açık sayıma göre işçilerin oylarıyla seçilmesi, seçilen temsilcinin ancak işçinin onu geri çağırma hakkını kullanmasıyla temsilciliğinin sona ermesi ya da belli bir sürenin bitimiyle sona ermesi mutlak anlamda iş güvencesi. Yani işveren onu işten çıkarsa da tüm haklarını ödemeye devam edecek ve iş o temsilciyi almamasının hapis cezasını gerektiren, ertelenmeyen bir hapis cezasını gerektiren, ciddi yaptırımlarla anlatılmış bir yatay örgütlenmeyi talep etmek durumundayız. Bu yatay örgütlenmeye ne yazık ki sendikalar kendi cazibelerini ortadan kaldıracağı kaygısıyla uzak bakıyorlar. 4857 sayılı iş yasasının tasarı aşamasında böyle bir düzenleme olmuş olmasına rağmen büyük bir kulis yaparak tasarıdan bu düzenlemenin ki düzenlemenin yeterli olduğunu söylemiyorum ama işçi temsilciliği kurumunun hayatımıza geçirilmesini yasakladılar. Oysa işçi temsilciliği kurumunun dünyaya baktığınızda kolektif haklar yani sendika toplu sözleşme hakkının gelişmesi açısından da sendikaların korkularının tam aksine önüm işlevler gördüğünü görüyoruz. Örneğin Fransa'da bir sendikanın gerçekten sendika olarak toplu sözleşme ehliyetine sahip olduğunu kabul edilebilmesi için işçi temsilciliği ya da işçi konseylerinin ülke genelindeki seçimlerinde en az yüzde otuz oy almış olması gerekiyor. Dolayısıyla sendikanın işverenden devletten bağımsız işçinin gerçek gücüne dayanarak bir e, işçiyi temsil eden bir örgüt olarak var olup olmayacağının belirlenmesinde de işte bu işçi konseyleri işçi konseyleri seçiminde sendikanın işçinin tercihini alıp almaması gibi işçinin gücünün arkada olup olmadığını belirleyecek önemli bir de işleve sahip. İşçi temsilciliği üzerinden örgütlenen, işçi temsilcinin ciddiye alan, bireysel iş hukukunun asgari ölçülerde de olsa uygulanmasını asla yeterli görmeyip, bu uygulamanın üzerinde alternatif üretmek zorunda kalan bir sendikal yapı doğacaksa, bunun en azı zaten işçi konseyleriyle sağlanmalıdır. Türkiye'de bugün sendikalar, Batı'da işçi konseylerinin sağladığı güvencenin ötesinde güvence sağlayamayan örgütlere dönüşmüşlerdi. Asgari ücret özellikle seçim dönemlerinde biraz fazla arttığında 10 yıl, 15 yıl sendika üyesi olarak toplu sözleşme imzalanmış bir iş yerinde çalışan işçilerin ücretlerinin bir anda asgari ücreti eşitlenmesi de bu söylediğimi göstermektedir. Yani sendikaların aslında batıda işçi temsilcilerinin oynadığı rolü oynamanın ötesinde Türkiye'de henüz daha bir rol oynayamadıklarını göstermektedir. Bunun anlamı şudur, sendikalar henüz daha bir koruma hukuku, koruma politikasının toplu sözleşmelerle e, hayata geçirebilmeyi başarabilmiş değillerdir. Sendikaların olduğu yerde sadece olan bireysel iş hukukunun getirdiği en alt, asgari korumanın bir tür sendikanın tanıklığı nedeniyle işveren tarafından çok fazla esnetilmeden uygulanmak zorunda kalmasıdır. İşçi temsilciliğin fonksiyonlarını yerine getiren bir sendikanın olduğu yerde bir kez daha başa dönecek olursak kolektif sendika özgürlüğünden ya da gerçekten bir sendikal örgütlenmenin varlığından şüphe etmemiz gereken en, azından böyle bir varlıktan bahsedebilmemiz için işçi konseylerinin dünyada becerdiklerin üstünde bir koruma getiriyor ise sendika anlamlıdır. Bunu başka bir şekilde ifade edecek olursak bireysel iş hukuku emeğin yağmasından emeğin sömürülmesi aşamasına geçişi sembolize eder tüm dünyada. Türkiye'de ne yazık ki sadece işte örgütlü olan kesimi yüzde üç hadi en mava resmi kayıtlar alın yüzde on dediğiniz andan itibaren sömürülen işçiler yüzde on kalan yüzde emeğin yağmasına muhatap olmuş durumdadır. İşte bu yani kapitalist bir sistemde sömürüye razı olmak, sömürmek, belki de sistemin doğası gereğidir ama yağma bambaşka bir olaydır. Türkiye'de henüz daha sömürü aşamasına geçilememiştir. Yağma aşamasını yaşıyoruz ne yazık ki. Şimdi bunun siyasal ve sosyal bir takım sonuçları vardır. Eğer siz anayasayla, iş yasasıyla verilmiş olan haklarınızı kullanamıyorsanız, yani hak denilen şeyin sucesi olamamışsanız, yani bu benimdir, dokunamazsın bu hakkımdır diyerek hakkınız üzerinden bir talep erki sizde yoksa o zaman siz henüz daha hukuki anlamda, anayasa hukuku anlamda vatandaş olamamışsınız demektir. Vatandaşla çağdaş vatandaş tanımının ayrı edici unsuru haklarla donatılmış olması, kendisinde talep erkini görmüş olmasıdır. Eğer bir vatandaş haklarla donatılmamış ya da haklarını talep ettiğinde bedel ödüyorsa o zaman orada vatandaşlık hukuku anlamında, vatandaşlık ilişkisi anlamında da bir sorun var demektir. Şimdi elimizi vicdana koyup bir düşünelim. Sabah kalkıyorsunuz. Bir durağa gidiyorsunuz. O durağa bir araba geliyor. Adına servis aracı deniliyor. O arabadan ya bindiğiniz andan itibaren anayasanın iş yasasının, sosyal güvenlik yasasının yani yürürlükte olan mevzuatın getirdiği size tanıdığı tüm hakları o arabanın kapısının dışında çıkarıp arabanın içerisine girdiğiniz andan itibaren girmek zorunda kaldığınız bir çalışma sisteminin içerisindesiniz demektir. Şöyle söyleyeyim, o servis aracın sizi canınızı riske atmadan iş yerinizde götürdüğünde gereken o araç eskaza bir kaza yapsa sakatlansanız Öyle gerifit hukuki ilişkilerle karşılaşacaksınız ki o servis aracını bir işveren birine taş, taşer etmiştir. O bir başkasına en sonunda bir limited şirket çıkar karşınızda. Çocuk bir araçtan başka üzerine bir şey olmayan, asla bedel ödemeyecek bir hukuk silsilesi çıkar karşınıza. Yani sizin o kazada zararlarınızın giderilmesi dahi söz konusu değildir etkili bir şekilde... O giderimi ortadan kaldıracak düzel kişiliğin kötüye kullanılmasına yönelik tüm önlemler alınmıştır. Siz daha o araçta bir trafik kazası geçirmeniz halinde dahi o kazadan olacak olan zararlarınızın giderilmesi garantisi altında dahi değilsiniz. Servis aracına bindiğiniz andan itibaren söylüyorum. O servis aracı eğer sizin haklarınızı sizinle birlikte içeriye almıyorsa, haklarınız servis aracının dışarı arasında kalıyorsa... Teknik olarak o sizi işe götürüp götüren bir araç değildir. O bir cezaevi zincir aracıdır. Nitekim fabrikaya girip de fabrikada kart basıp adınızı attığınız andan itibaren kural koyan, yaptırım uygulayan, sizi şekillendiren, sizin davranışlarınızı belirleyen bir tek otorite vardır, işveren otoritesi. İşverenin bu otoriteyi size ulaştırmak için kurmuş olduğu yaraşık zincir sizi tüm haklarınızdan yoksun bir şekilde sadece çalışmaya mahkum edecektir. Öyle bir fiziki mekanın içerisine giriyorsunuz ki o fiziki mekanın içerisinde benim gece yedi buçuk saatten fazla çalışma yükümlülüğüm yok. Gece saat yirmide başlar sıfır altıda biter. Bu zaman dilim içerisinde yasa bana en fazla yedi buçuk saat çalıştırma yükümlülüğü getirmiştir. Ben yedi buçuk saatten fazla çalışmıyorum diyemezsiniz. Fazla çalışmalar dahil günlük çalışma süresini e-işveren 11 saatten fazla uzatamazsın diyemezsiniz. Ya da git şurada şu işi yap denildiğinde ben bu işi yaparım ama oraya papucu olmayan merdivenle çıkmak istemiyorum. Ben oraya asansör dediğimiz ya da e, sele denilen bir yükseltiyle çıkıp e, düşüp de sakat kalma riskinden korunmak istiyorum. Bunun standartı budur diyemezsiniz. Verdiğiniz kulaklık kulaklarımı yara ediyor, alerji yaratıyor diyemezsiniz. İşte iş yerindeki gaz toz standartların çok üzerinde gürültü işte 90 desibelin çok üzerinde diyemezsiniz. Size şeklen verilmiş kurucu malzemeler üzerinden gitmek durumundasınızdır. Hatta size görünürde korunaklı örneğin switch sistemi olan bir makinenin başına verirler. Hatta elinizden de bir yazı alırlar. Switch sistemini devre, devre dışı bırakmadan çalışmayı taahhüt ediyorum diye. Sonra da switch sistemini devre dışı bıraktırarak çalıştırılır ama kolunuz koptuğunda sizden almış oldukları o belge sizin yüzde yüz kusurlu olarak adedilmenizi sağlamak için sizin aleyhinize bir delil olarak kullanılabilir. Şimdi bu fiziki mekanda başınıza ne gelirse gelsin sizi koruyan herhangi bir hukuki mevzuat o kapıdan içeri girmiyorsa sizi koruyacak bir örgütsel yapı orada işçi temsilcisi, işçi konseyleri ya da sendika temsilcisi gibi kimse yoksa işverenin <laughs> hiyerarşik olarak verilemiş olduğu şeylere davranışlarınız anlamında işte usta başını görünce önünüzü diklemek durumunda kalıyorsanız konuşma tarzınızı değiştirmek zorunda kalıyorsanız yani işin teknik hiyerarşisi teknik olarak şu işi şöyle yap deme hakkına sahip olan insanlar sosyal anlamda da size şöyle ya da böyle davranınız deniliyorsa 15 yıllık bir işçi, 2 yıllık bir mühendisi tanımadığı için sen ben nasıl tanımasın diye işten atılabiliyorsa bu örnekleri çoğaltmak mümkün. O fiziki mekanın içerisinde sizin anayasadan doğan vatandaşlık haklarınız, iş yasasından doğan asgari korumaya ilişkin mevzuatınız ve diğer haklarınız uygulanmıyor demektir. O zaman orası da sizin açınızdan iş yeri değil bir cezaevine dönüşmüş durumdadır. Şimdi Olağan süreç içerisinde böyle işleyen bir çalışma hayatına bir de pandemiyi getirirseniz, pandeminin getirdiği krizi getirirseniz işte o zaman e, siz ölmeye mahkumsunuz demektir. Başka bir alternatifi yok. Bunu siviltmek açısından söylemiyorum. Kalırsanız işte sürü bağışıklığı vesaire şanslısınız demektir. Hastalığa yakalamadan kalıyorsanız şanslısınız demektir. Ama sizi herkesin evde kaldığı bir yerde herkesin evde kalarak korunmasının olmazsa olmaz denildiği bir yerde kamu spotlarıyla bunların göklere çıkartıldığı bir yerde siz ısrarla fabrikalara götürüyorsanız birlikte olmanın bir risk olduğu e, hükümet açıklamalarıyla bakanın her günkü açıklamalarıyla duyurulduğu bir yerde e, nereden belli kardeşim sen koronavirüsü iş yerine aldığın bu bir küresel bir e, sal, salgındır ben bunu iş kazası olarak kabul etmiyorum diyen bir sizi korumakla görevli sosyal güvenlik kurumunuz varsa geçtim onu bizzat bu pandemiyle ön cephede savaşan o öksürüklere, o pandemiye birebir muhatap olan sağlık emekçileri açısından dahi bunu bir meslek hastalığı, iş kazası olarak kabul etmemekle direnen bir sosyal güvenlik kurumuyla karşı karşıyaysanız böyle bir siyasi irade varsa o zaman bir kez daha dönüp bakmak ve bir kez daha tek bir cümleyle de olsa yeter artık ben bu krizi ödemiyor krizin bedelini ödemek istemiyorum ve biraz önce konuşmanın başından beri sıraladığım tüm bu haklar manzumesi üzerinden yeni bir vatandaşlık, yeni bir işçi, yeni bir sendika, yeni bir siyasi partiler, yeni bir siyasi katılımı gerçekten bu varlık misyonlarına uygun davranacak şekilde var etmek ve talep etmek göreviyle karşı karşıyayız demektir diye düşünüyorum. Sanıyorum 45 dakika oldu sorular alacaksak. Evet çok teşekkür ederiz hocam e, belki bıraktığınız yerden e, bir soruyla devam edebiliriz. Ondan önce e, izleyicilerimize de ufak hatırlatalım e, soruları yorumlar bölümüne e, bırakabilirseniz oraya yazabilirseniz buradan Murat Hoca'ya aktarabiliriz. E, Murat Hocam e, dediğiniz gibi her kriz döneminde e, hani bu krizin e, yükü emek emekçiye yükleniyor bu pandemi süreci de onun bir tezahürü oldu. Ee, az önce bahsettiğiniz yapılması gerekenler bu süreçte bunları pandemi süreci nasıl tetikleyebilir? Yani bir ters etki yaratabilir mi burada? Yeter artık e, demek için bir etki oluşturur mu pandemi süreci ya da nasıl bir koşul hazırlar? Bunu e, belki e, sendikalar bağlamında da e, cevaplayabilirsiniz. Hani bıraktığınız yerden geleceğe yönelik e, öngörüler e, çıkartabilir misiniz acaba? Şimdi kabul edelim ki bize bunları yaşatanlar yani bize krizin bedelini ödetenler emekçileri krizin bedelini ödetenler hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlar çok örgütlü bir şekilde bu işi götürüyorlar. İşte örneğin gelir dağılımındaki bozukluktan bahsediyoruz yoksulluktan bahsediyoruz. Herkes çalışma bakanının işte yoksulluk Türkiye'de yoktur vardır tartışması temeline böyle bir tartışmaya odaklandı gidiyor söylediği bir sözün üzerine oysa. Dünya Bankası 2000'li yıllardan beri bizim gibi ülkelerde yoksulluğun en az maliyetle yönetilmesine yönelik bir projeyi hayata geçirmiş durumda. Yoksulluğun en az maliyetle yönetilmesi, dikkat edin yoksulluğun ortadan kaldırılması değil, yoksulluğun en az maliyetle yönetilmesi projesinin ideolojisi var, amacı var. Bu ideolojiye uygun kendini gösteriş biçimleri var, reklam kampanyaları var, örgütsel bir yapısı var. Şimdi yoksulluğun en az maliyetle yönetilmesi için çok uzatmayacak başlıkları halinde söyleyecek olursak örneğin kamusal e, hizmetler veren, kamusal anlamda güvence getiren her şeyin ve dolayısıyla hak kavramının yerini sosyal yardımların alması gerekiyor. Haklar değil, sosyal yardımlar üzerinden e, ulaşılan bir kitlenin olması gerekiyor. Birincisi bu. Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemlerinin tasfiyesinin amaçlarından birisi de bu yoksulluğun en az maliyetle yönetilmesi projesidir. Onun dışında toplumun atomize edilmiş olması gerekiyor. Yoksulluğun en az maliyetle yönetilebilmesi için. Bunun anlamı şu. Mikro aidiyet noktaları üzerinden kendini tarif edinler. Bu mikro aidiyet noktasının dışında kalan herkesi çok rahat bir şekilde ötekileştirildiğinde düşman olarak göre, görebilecek olan parçalanmış bir toplumsal yapı. Bu mikro aidiyet noktalarını hayatın her alanında uygulayabilirsiniz. İşte bir fabrikada bir kısmın öbür kısma düşman olması, işte beyaz yakalının mavi yakalıya düşman olmasından tutun da hemşericilikten alın, mezhepçilikten alın, etnik temelli şeylere kadar alın. Tamamı önce teşvik ediliyor bir çeşitlilik zenginlik anlamında mikro aidiyetler üzerinden tarif. Bu mikro aidiyet noktaları üzerinde kolay yönetilebilir birbirine kırdırarak var edilebilir bir yapı deniliyor ve siyasal temsilinde bu anlamda sadece bu mikro aidiyetlerin şefleri üzerinden olabildiği bir tür verebilirlik gibi bir sistem öndürüyor. Bu kadar yüce hesaplanmış ve akıllıca götürülen bir süreç içerisinde sadece pandemi ya da bir başka krizin yarattığı olumsuz sonuçlar üzerinden bu sonuçlara karşı bir e, sosyal politika belirleyebilecek kendiliğinden bir hareketi beklemek bana hayalci geliyor. Çünkü bu şeyler yani <laughs> korumasızlık, Yoksulluk bir sosyal patlamayı getirmiyor, sosyal çürümeyi getiriyor. Önce işte fuhuş artıyor, kumar artıyor, şans oyunları artıyor, hırsızlık artıyor, yağmalar artıyor vesaire. Bir sosyal çürümeyi getiriyor. Sosyal patlama dediğimiz olay ise tam aksine, örgütlü toplumların gösterdiği reflekslerden, gösterdiği tepkiler üzerinden formüle ediliyor. Eğer örgütlüyseniz sosyal patlama bu kriz anlamında, örgütlü değilseniz bir sosyal çürümeye doğru götürüyor. Peki. Bu kriz anları, bunlar bir örgütlülüğe ve bir sosyal patlamaya doğru gidebilir mi? Elbette gidebilir. Elbette bunun mücadeleleri veriliyor. Çok küçük kazanımlar dahi bir umut veriyor. Ve bu örgütlülük üzerine, bu örgütlülüğün biçimi de hiç önemli değil. Hak eksenli tüm örgütlenmeler bu anlamda çok değerlidir ve önemsiyorum. Bunların izlerini görüyoruz. Şimdi diyoruz ki işte var olan sendikal yapıyor. Bu sendikal yapıyor, alternatif bir sendikal yapı kendi içerisinde şu anda çok cılız atışlar da olsa da görüyor işte Soma işçilerinin örgütlerinin, bağımsız maden için ortaya koyduğu eylem pratiği, ilama bağlı işçi alacaklarının bir türlü ulaşılmaması üzerinden sokakta haklılığını, meşruluğunu ve sistemin tıkandığı, kağıt üzerinde kaldığı yerde yapması gereken asgari korumayı, yani mahkemelerin verdiği ilama bağlı işçi hakkının tahsil edilememesi sorununa, parmak basan ve bunu bu sorunun sahibiyle birlikte Türkiye kamuoyuna getirecek bir sendikal anlayış bir yerden filizleniyor. Başka bir yerden hiç beklemediğin, ummadığın yerden geliyor. İşte Çorum'da işçiler direniyor. Türkiye'nin taşrası diye tanımlanabilecek olan bir yerde direniyor. Bir metal fırtına kimsenin öngördüğü bir şey değildi. Bir anda esti geldi. Dolayısıyla sosyal olaylarda neyin neye nasıl evrimleşeceğini şu aşamada bir günde, üç günde belirlemek mümkün değil ama kriz dönemleri, krizin yarattığı yeni uçurumlar, yeni yaralar insanları bir başka biçimde düşünmeye, bir başka biçimde arayışlara doğru da yönlendiriyor mu? Yönlendiriyor. Dolayısıyla ben e, tarihin gelişiminin, özellikle de emek mücadelesinin spiral bir seyir içerisinde geliştiğini düşünüyorum. Zaman zaman dime vurup yükselecektir. Sadece krizler değil... Ee, genel olarak emekçi halkın kaybettiği kazanımlar ki düşünün yani 40 yıldan beri bir tek şey koymamışsınız 40 yıl öncesi aldığınızın üzerine var olanı korumayı savunmaya yönelik bir sosyal politika bende örmüşsünüz ve dolayısıyla o sosyal politika ciddi anlamda erozyona uğramış bunun yeniden inşasının e, mümkün olacağını sürgüt böyle gitmeye gitmeyeceğini düşünüyorum ama bugün, yarın şöyle olur, şöyle diyemem tabii. Onun biçimlerine yönelik de ne yazık ki bir öngörüm yok. Ama hak eksenli, nerede olursa olsun, hangi örgütlenme biçiminde olursa olsun, demokratik, meşru, barışçıl önemlilik üzerinden sorunun sujelerini sahneye çıkartıp verilen mücadelelerin Türkiye'nin geleceğinde önemli ölçüde belirleyeceğini düşünüyorum. Şunu unutmayalım, eğer Türkiye'de bir demokrasi olacaksa, standartları gelişmiş bir demokrasi olacaksa bu ancak emeğin örgütlü olduğu, emeğin örgütlülüğünün yaygınlaştığı yerlerde olacaktır. Emek örgütlenmeden işçilerin örgütsüz olduğu, e, ve demokratik bask grubu misyonunu yerine getiremeyen sendikalardan oluşan bir siyasal yapının kaliteli bir demokrasiye, kaliteli bir demokratikleşmeye götürmesi asla mümkün değildir. Türkiye'de işveren cenahı inanılmaz ölçüde örgütlüdür. Tüsiyatından tiskine, tiskinden müsiyatına kadar her alanda, topuna kadar müthiş bir örgütlülük söz konusudur. Bu örgütlülüğün karşısında ne yazık ki emekçi sınıfların o örgütlülüğü aynı çapta ve aynı etkinlikte değildir. Bu dengesizlik de sürgüt gitmeyecektir. Gayrı yeter diyecektir birileri diye umuyorum. Tam burada yine benzer bir soru gelmiş. Hocam kuru ekmeği yiyen aç değildir diyen bir milletvekili mecliste mevcut iken bu toplumsal başkaldırı nasıl örgütlenebilir diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi bakın bunu diyen de boşa söylemiyor. Çünkü bir başka yoksulluk tarifi yapıyor. Kuru ekmek açlık üzerinden bir yoksulluk tarifi yapıyor. Şimdi burada kilit nokta yoksulların yoksul olmalarının nedenini yoksulların kişisel yetersizliklerini indirgen ideolojik hegemonyaya bir itiraz yükseltmemiz lazım. Yoksulların, e, yoksulluğun gelir dağılımındaki bozukluklarından var olmayan sosyal politikadan kapitalizminin yarattığı eşitsizliklerinden fırsat eşitliği dahil kaynaklanan bir toplumsal olgu olduğunu ortaya koymak, bunu göstermek lazım ki o adam bunu söyleyemez. İkincisi de kuru ekmek yemek ya da aç kalmak üzerinden bir yoksulluk tarifi bir de Örneğin insan hakları evrensel bildirgesindeki her bir vatandaşın bulması gereken asgari yaşam standartları üzerinden ya da ekonomik sosyal kültürel haklar sözleşmesindeki e, unsurlar açısından bir yoksulluk tarifi yaparak bunun karşısına çıkmak gerekiyor yoksul vardı yoktu tartışmasının ötesinde olmaması olması gerekenin ne olduğunu koymamız gerekiyor Çok basit hemen şurada bir cümleyle söyleyelim herkesin, özne bakın herkes, nasıl herkesin yeteneklerine uygun bir şekilde insan onuruna yakışır bir gelire sahip olarak örgütlenme hakkının güvence altında alındığı bir çalışma ilişkileri içerisinde olma hakkı. Çalışma hakkını böyle tarif ettiğimiz andan itibaren işte o bu haklara sahip olmadan çalışan herkesi yoksul ya da eksik istihdamın içerisinde diye tarif edebileceğiniz bir karşı kavram geliştirmemiz gerekiyor. Var olan ideolojik hegemonyayı kırmaya dönelik işte sizin yaptığınız, sizin gibi bir sürü insanın yaptığı çalışmaların tamamının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kimsenin elinde de sihirli bir enek yok. Yani insanlar bir anlamda kaderlerine razı oldu ve böyle gidiyor teslimiyeti içerisinde düşmek ya da işte ne kadar düşerlerse o kadar dipten geri vururlar gibi mekanik bir takım tarifler yapmak istemiyorum ya da bunların çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama burada önemli olan, bu sistemi yürütebilmeleri için sadece uygulamaları değil, uygulamayı meşrulaştıran ve kurdukları ideolojik hegemonya, bu hegemonyayı kıracak olan her şey, o kavramsal düzeydeki demografileri kıracak olan her şeyin e, özlenen, istenilen adil gelir dağılımı için, adaletli bir toplum için gideceğimiz yolda e, önemli ışık taşları olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ee, sanırım e, başka sorumuz yok. Ee, zaten süremizi de do neredeyse dolduruyoruz. Ee, bir saat triyayındayız. Ee, hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, gayet verimli bir program oldu. Ee, bu programın kaydını e, Facebook'ta kalacak. Buradan izlenmeye de devam edebilir bu program paylaşırsanız programın yayılımına da faydalı olmuş olursunuz. Gönderirseniz. İzleyici, i̇zleyiciler için. E, tabii <laughs> ki elbette sizin için de linki ayrıca göndeririz hocam. E, çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Herkese çok iyi akşamlar diliyorum. Dinlemenizi gösteren herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.